kültür sanatın yaşam alanı Habitat'ta merak etmeye devam edenlerin ajandası açılıyor. Hamiyet. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı Hamiyet müzikali sahnede. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu bir hayat sürdüren Hamiyet'in, 1980 darbesiyle altüst olan hayatını anlatan oyunun müzikal hikayesi ve şarkı sözleri, Peyk grubunun solisti İrfan Alış'a ait. Hamiyet müzikali, AKM Tiyatro Salonu'nda seyircisiyle buluşacak. Sığ Sularda Derin Hayaller. Elgiz Müzesi, küratörlüğünü Billur Tansel'in üstlendiği Haşim Nur Gürel anısına Sığ Sularda Derin Hayaller isimli retrospektif sergiyi ziyarete açtı. Türkiye'de çağdaş sanata, galerici, sanatçı, sanat yazarı, sanat danışmanı ve küratör olarak katkılarda bulunan Haşim Nur Gürel'in eserleri, sanatçının vefatının birinci yılında bu sergide bir araya geliyor. Sergi, sanatçının 17 yaşında açtığı ilk soyut sergisinden, hayatının son dönemine kadar ürettiği resim, seramik, heykel ve enstalasyondan oluşan yapıtlardan bir seçki sunuyor. Richard. Okan Bayülgen, yeni yüzyılın ilk çeyreğinden bakarak yorumladığı Shakespeare'in Richard oyunuyla Adana'da. Modern filozofların yaklaşımlarıyla Richard'ın gerçekliğini, Shakespeare'in Richard'ı hikayeleştirmesini tartışmaya açan oyun, yabancı olmayı, yalnızlaşmayı ve vahşileşmeyi tartışıyor. Richard, Adanalı tiyatro severleri bekliyor. Madama Butterfly. Samsun Devlet Opera ve Balesi, unutulmaz bir eserle sanatseverleri buluşturuyor. Opera tarihinin ve gerçekçi opera akımının en önemli temsilcilerinden biri olan Puccini'nin duyguları en yoğun biçimde ortaya koyduğu Madama Butterfly operası, bir Japon genç kızıyla bir Amerikalı subayın aşklarını 19. yüzyılın gerçekleri içinde anlatıyor. Madama Butterfly, Samsunlu izleyicilerini bekliyor. İllüzyonist. Pek çok ülkede sihirli gösterilere imza atan illüzyonist Enver Ertaş, güncellenmiş aile gösterisiyle yeniden sahnelerde. Sihir, komedi, gizem ve eğlence dolu gösteride, izleyiciler de sahnedeki interaktif hikayenin bir parçası oluyor. İllüzyonist, ailece yaşanacak sihirli bir deneyim için Bolulu izleyicilerini bekliyor. Giselle. Antalya Devlet Opera ve Balesi, Giselle temsilinin premieriyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusunu Alman şair Heinrich Heine'nin anlattığı Williler efsanesinden alan Giselle, Fransız besteci Adolf Adam'ın müzikleri eşliğinde kırsal yaşamla olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan romantik balenin en önemli yapıtlarından biri. Giselle, 10 ve 13 Şubat'ta Antalya'da izleyicisiyle buluşacak. Şekeronya. İzmir Devlet Opera ve Balesi, Şekeronya müzikaliyle küçük izleyicilerinin karşısında. Şekeronya adlı büyülü bir masal ülkesinde geçen hikayede, pastadan evler, çikolatadan nehirler, şekerlemeler, dondurmalar, konuşan hayvanlar ve mutlu çocuklar sahnede büyülü bir dünya kuruyor. Şekeronya, İzmirli küçük sanatseverleri bekliyor. Bora Çeliker Kuartet. 2010'da Nardis Genç Caz Gitarist yarışmasını kazanan ve ilk solo albümünü 2012'de yayınlayan Bora Çeliker, caz dörtlüsüyle sahnede. Grup, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde olacak. What Is This Thing Called Love başlıklı konser, İstanbullu caz severleri bu özel tarihte bir araya getirecek. Ajandanızda ve yaşam alanınızda kültür sanata yer açmayı unutmayın.